Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Audi S7 V8 Turbo ile Peugeot Valfarzası ile karşı karşıyayız. Bu aralar çok arıza gelmeye başladı. Şu anda ufaktan sökmeye başladık. Turbo arızası da var. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar, bu araçlardaki Peugeot Valfarzası sık gelmesinin sebebi hava koşulları. Burada hava sıcaklığı Kuveyt'te yani 40 ile 55 derece arası 5 ay boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Bir de araçlara aşırı şekilde yüklenme oluyor. Peugeot Wolf yapısı da biraz hassastır. Bu yüzden bu tür sıkıntılar yapıyor. Şimdi Peugeot Wolf arızası haricinde araçtaki sıkıntıyı göstereyim arkadaşlar. Bakın, turboların renginden de belli olacağı gibi zaten buraları ilk söktüğüm zaman direkt tahmin ettim zaten. Buharlama oluyor. Yağ buharlaması turbo türbininden de anlaşıldığı gibi turbo türbini zarar görmüş. Bakın, turbo da almış. Bu taraf biraz daha az ama yine de hiç iyi değil. Büyük ihtimalle buradaki yağlama buraları, şuradaki yağlama buraları tazyik, turbolara tazyik veren yağ buraları aşağıdan gelenler. Büyük ihtimalle filtre tıkanmış olabilir. Kalitesiz yağ kullanmaktan kurumlaşmış olabilir. Şu anda o tarafı sökelim, müşteriye bilgi vereceğiz. Müşterinin bundan bilgisi yok. Müşteri tespitini kendi yapmış. Peugeot Wolf arızası diye. Biz de şu anda sökerken gördük. Müşteriye bilgi vereceğiz. Şu anda ön tarafını söktük. Sıra hemen onun olduğu araba bağlantısına geldi. Buradaki civatları ayıracağız. Zaten daha önce göstermiştim. Tekrar anlatmaya gerek yok. Hemen sağ üst köşeden, şuradan i butonundan izleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, burayı söktükten sonra bunları fark ettik. Bakın, buralara normal somun koymuşlar. Orijinal somunları bunlar. Yerine takamamışlar. İkisi de bu vaziyetteydi. Biri buraya düşmüştü. Yani bu araç daha önce kurcalanmış. Müşteriye bu şekilde bilgi vereceğiz. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar, şu anda turboları çıkardık. Turbolardan ziyade alttaki yağlama süzgecini de çıkardık. Bakın, yağlama süzgeci tıkandığını nasıl anlarız? Burası bakın kamburlaşmış. Dikkat ederseniz bu şekilde. Buradan sırt yapmış. Bakın, burası çukurlaşmış. Normalde bu düz gelir. Bakın, arka tarafını da göremiyorum. Bakın, burası kamburlaşmış. Kamburlaşmasının sebebi ne arkadaşlar? Burada biriken tortolardan yukarı doğru yağ sızdıramayınca bunu ite ite genleştirmiş. Turbo yuvasına zarar vermemiş. Yani egzoz manifoldu yuvasına. Ama buradaki türbin tamamen parçalanmış. Bunu egzozun içinden çıkardık. Mini kırmış. Yağlama boruları hiç pek tıkanık değil. Ama asıl tıkanıklık o filtrede. Düzgün yağlama yapmıyor. Şu anda çıkma turbo arıyorlar. Daha sonra çekime devam ederiz. Arkadaşlar, şu anda aracın turboları geldi.
Bu şekilde sadece iç aksamı gelmiş. En onun ne mal olduğunu ben bile bilmiyorum. Müşteri getirdi, takın diyor. Biz de şu anda buradan söküp takacağız. Burada gece vatalardan ayıracağız. Sadece bu bölümü değiştireceğiz. Arkadaşlar şimdi alt braketi takarken filtreyi bu şekilde takacağız. Yani buradaki turboya giden, yağlama borusuna giden yağları süzen süzgeci kesip öyle takacağız. Çünkü motorun içi biraz kirli olduğu için tekrar tıkanma ihtimali var. Biz müşteriye anlattık. Böyle bir risk alamayız. Onun için yeni turbolar bozulmasın diye. Zaten yağ filtresinden süzüldüğü için buna gerek duymadığını kanat verdik. İçindeki süzgeci kestik. Şu anda böyle takacağız. Contamız burada. Kapağın temizliğini de yaptık. Şu an takacağız. Arkadaşlar şu anda turboların orta göbeğini değiştik. Takacağız. Arkadaşlar şu anda turboları oturttuk. Her tarafını taktık. Yağlama borularının içini de temizledik. Şu anda boşluk sıfır. ECU valfini değiştireceğiz. Yeni valfimiz bu. Sahan oldu. ECU valfi bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu araçta. ECU valfi arkadaşlar şurada iki tane cıvata tutuyor. Bir de şuradaki tırnaklar tutuyor. Bakalım. Şuradaki tırnaklar tutuyor. Burası da içine geçiyor. Buton bir şey yok. Arkadaşlar şu anda yavaş yavaş marşa basmaya doğru gidiyoruz. Şu anda ön taraflara taktık. Suyunu doldurup yağın filtresini değiştireceğiz. Öyle marşa basacağız. Şu anda marşa basacağız arkadaşlar. Şahin. Bu şekilde biraz çalışa dursun. Kontrollerini yapalım. Açığını falan. Birazdan devam ederiz. Arkadaşlar şu anda aracı toparladık. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.